Kameraya baksana, niye bana bakıyorsun? Tamam. 1, 2, 3. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı neydi? Hayırlı mesajlar. Hadi bir daha. Pazarla. Tamam. 1. Evet. 1, 2. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı pazarlar gençler. Evet, biz kahvaltımızı yaptık zaten, gördüğünüz bildiğiniz diyet menüydü. Sabah çayımızı içtik. Bu arada hafta içi vesaire size yani şey sonuçlarımızı paylaşacağız. Evet, diyet sonuçlarımızı. Aynen, 5 tane çay. Ben diyet yapmadım, öylesine içtim. Hani aynen. Sonuçta önerdiğimiz bir şey denemeden olmaz. O yüzden kahvaltımızı yaptık, hepsini burada bıraktık. Evet. Ve şimdi temizlik yapacağız. Aynen. Yerler silinecek, süpürülecek, toz alınacak, bilmem ne bilmem ne, çamaşırlar hepsi katlanacak, koyulacak. Yaparız hayatım, sıkıntı yok. Çok işimiz var. O iş bizde. Aynen, o iş bizde. Bir de bize doğal, bitkisel, doğal değil mi? Doğal zaten yani. Bitkisel ürünler geldi. Temizlik ürünleri için. Arkadaşlar. Zaten tamam. Onun için böyle hani... Bu video için resmen birkaç gündür hiç temizlik yapmıyorum. Yani gerçekten. Aynen, ürünleri denemek istiyoruz çünkü nasıl olacak? Ben çok kızıyordum benzer. Böyle hep yağ çözücü falan kullanıyor. Eline de eldiven takmıyor. Tahriş oluyor diye korkuyorum böyle. Bir de sağlığına zararlı olur diye korkuyorum. Evet, o yüzden bakalım deneyeceğiz. Güzelse zaten konsantre ürünler bayağı da gidiyorlar. Aynen öyle. O yüzden bakalım inşallah güzelse hani zaten hepsini önünüzde kullanacağız. Onları da size bir göstereceğiz şimdi, sonra temizliğe geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Bakalım. Şimdi hemen ürünleri gösterelim, ondan sonra temizliğe geçelim. Tamam canım. Evet arkadaşlar. 5 kavanoz bal 100 lira. Evet, gelelim ürünlere. Şuradan size göstereyim sırf markasını. Evet, Mikrotem arkadaşlar. İzmir merkezi. İzmir Kordon'da değil mi hayatım? Oradaydı. Ondan sonra tamamen 2004 yılından beri bu işi yapıyorlar. Ve Türkiye'nin ilk network marketing şirketlerinden birisi galiba. Evet. Ondan şunu sonra, hemen göstereyim. Yanına bir fıs fıs vermişler. Hediye vermişler, aynen. Evet, gelelim ürünlere. Şimdi, dropla mı başlasak? Evet. Bu galiba, yeni bir ürün ya. Bu galiba çok şey, çok etkili. Çok iyi bir ürünmüş. Dur, ben okuyayım mı bir? Evet. Evinizin tüm temizliğinde mükemmel sonuç verir ve deodorize mi eder? Aynen. Evet, galiba kokuları gideriyor. Aynen. Temizliği tüm evinizi saracak, gün boyu ferahlığı hissedeceksiniz. Damla damla kullanılıyor. Mesela burada hangi yüzeylerde kullanılıyor, ne kadar dökmeniz evet, gerekiyor, her cam, şey var arkadaşlar. Evet, cam, ayna, işte mobilya, ahşap, halı, koltuk, her kumaş, şey. Yer döşemesi, fayans, küvet, aynen. Klozet, banyo. Şöyle aslında göstereyim mi hayatım? Her şeyde kullanılıyor. Her şeyde kullanılıyor. Bunun adı Drop arkadaşlar. Yeni yüzyılın temizlik ürünü diye geçiyormuş mesela Mikrotem'de. Her şeyde kullanabiliyorsunuz bunu. Bakabilirsiniz sonra. Evet. Ondan sonra hangisini geçelim aşkım? Özel yağ çözücü. Özel senin en sevdiğin. Yağ çözücü. Sen okuyacak mısın? Okuyayım hayatım. Özel yağ çözücü günlük mutfak temizliği için ideal bir üründür. Mutfakta oluşan günlük her türlü kir ve yağı kolayca temizler. Kostiksiz parfümlü bir ürünümüzdür diyor. Kullanma talimatı var. İşte her şey yazıyor arkasında arkadaşlar. Evet. Yağ çözücü biliyorsunuz zaten. Bu biraz daha etkiliymiş herhalde, özel yağ çözücü. Evet. Sultanımın bunun en çok kullandığı. Bir tane şey daha hafif olanı var galiba. Aynen. Bu da özeli. Bunu da deneyeceğiz. Bunu nerede deneriz hayatım? Ocakta falan mı? Mutfakta. Mutfakta deneriz. Tamam. Şeyde şurada deneriz. Burada. Tamam Sultan. Mesela burada da şey var hayatım. Pas ve kireç çözücü var. Evet. Arkadaşlar bunların hepsi yani bitkisel olarak yapılıyormuş. Ondan sonra yorulmadan pratik temizlik sağlar diyor. Mutfak, banyo, kireç tabakası her yerde kullanılıyor. Aynen. Buna bir çaydanlığımızda kireç varsa kullanalım. Onu deneriz hayatım. Ondan sonra arkadaşlar banyo temizleme ürünü var. Yine bunlar bu şekilde. Galiba konsantre. Drop hı-hı. Hariç galiba diğerleri konsantre oluyor. Onları evet. Galiba suyla karıştırıyor. Evet hayatım, drop da damla damla kullanıyormuşsun. Evet, o kadar fazla etkiliymiş değil. Yani. Yani bakalım. Çok merak ediyorum yani. Bu da banyo için işte. Bu da banyo için arkadaşlar. Bir de halımatik var. Şöyle. Bu, ben bunu okumuştum. Bu beni zaten bayağı bir şey yaptı. İşte koltuklarda, halılarda mesela su yapıp bunu koyuyorsunuz. Silince evet. Hijyen hani tamamen işte bakterileri alıyormuş bildiğim kadarıyla. Bir de tertemiz yapıyormuş. Deneyelim mi? Ay var ya. Hadi deneyelim o zaman hepsini.
arkadaşlar, şimdi burayı böyle görüyorsunuz. Şurada hep yağlar var falan. Bir de işte hani yumurta yaptığımız için yumurta kokusu, işte sucuk yaptığımız için yağ kalıntıları falan var. Burası biraz sararmış. Bu arada hepsini böyle ayarladık. Hep böyle şey etiketi yaptım ki unutmayayım. Bu etiketleri nereden bulabilirsiniz? AliExpress'te bulabilirsiniz. Ya da nerede? Amazon'da bulabilirsiniz. Şöyle hepsine etiket yaptım. Evet, şimdi şu yağ çözücüyü. Dur be. Bu arada bunları bana babam vermişti. Biliyorsunuz ki babam araba temizleyici. Süngeri alalım mı oradan canım? Aha, şöyle yapayım. Dikkat. Şöyle şeride evet. Sıkalım. Yağ çözücünü suyla karıştırdık arkadaşlar. Bakalım etkisi olacak mı? Bunu şimdi biraz bekleteceğim. Şurada da drop var. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Fayans, ayna vesaire. Bu arada drop'u hani şey demiştik ya, hani damla damla kullanıyorsunuz ama suyla karıştırıyorsunuz. Mesela buna biz yaklaşık 10 damla koyduk. Çok az. O yüzden şimdi bakalım. Şunları da şuraya koyayım bir. Şimdi şu fayanslara falan sıkacağım. Ama ne güzel fışkırtıyor. Diğeri de öyledir büyük ihtimalle hayatım. Öyle olabilir. Şöyle. Bu arada dolapları da bunlarla sileceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle şimdi biraz şu olsun. Etkisini etsin. Ondan sonra sileceğiz. Bakacağız nasıl yapıyor. Evet, şimdi böyle yaklaşık bir dakika falan beklettim. Şöyle süngerle üstünden bir geçeceğim. Şöyle. Bakalım parlatacak mı? Biliyorsunuz hani ben her yemekten sonra temizlediğim için hani o kadar çok kalıntılı olmuyor. Benim için şu an önemli olan şuradaki o sarılığı alacak mı? Onu birkaç kere denedim, çıkmadı. Sonra pek şey yapmadım. Şöyle bakalım. Harbiden gitti ha. Sarılık gitti ha. Gördün? Çok güzel. İyi hayatım yani. Evet. İsteyen yağ çözücüyü fazla da kullanabilir. Kalıntıya göre az da kullanabilir. Ben şimdi biliyorsunuz Güldal'ın kullanıyordum. Güzel parlatıyordu ama aşırı kokuyordu. Yani nasıl diyeyim? Zehirlenecek gibi oluyordum. Bir de bütün mutfak kokmaya başlıyordu. Ondan kızıyordum sana zaten. Evet, yani o Güldal hani zaten onun hani şey neydi? Çamaşır suyu da var ya, o da mesela çok aşırı ağır kokuyor. O yüzden hani şu an oradaki lekeyi o bile çıkarmamıştı. Ama bu çıkardı şimdi. Bakalım. Şimdi bir de bunu bir durulayalım, öyle de bir gösterelim. Şuraları da bir sileceğim şimdi, bakın. Sildim de. Buralara şey mi sıktık, drop mu sıktık? Drop sıktım buralara. Güzel. Şöyle. Benim için dropta önemli olan şimdi şey aslında. Aynalarda vesaire nasıl etki ediyor? Etki ediyor mu ki? Falan. Onlar önemli. Evet. Şunu alalım. Şimdi bir de durulayalım burayı. Durulamasanız bile çok şey duruyor. Temiz duruyor zaten. Hı. Ama benim şey su lekesi takıntım var ya. Bakın şöyle yapayım. Şöyle şöyle koyayım şuraları. Mis gibi oldu. Yani bu ürün gerçekten güzel. Yağ çözücüsünü, yani hele ki özel yağ çözücüsünü mutlaka deneyin derim. Artık yani o diğer şeyi almam zaten asla kullanıyorsunuz. Bakın şöyle bir yapınca mis. Fayanslar zaten drop kullandım. Dediğim gibi onda önemli olan bende şey, şu dolabın yüzleri olsun, işte aynalar olsun. Aynen, deneriz onları. Bir de şeyde kullanırız, toz almada kullanırız. Tamam canım. Evet. Thank you.
nasıl diyeyim? Dolapların yüzleri gerçekten çok tertemiz oldu. Evet. Yağ lekeleri olsun hepsi çıktı. Biliyorsunuz hep silikon temizleyici kullanıyordum her şeyde. Ama yani şöyle drop'tan kullandık zaten. İçine zaten 10 damla koyduk. İstersen az da koyabiliyorsun. Aynen. Suyuna ve parlattı. Ocağımda da denedim. Orayı da parlattı. Birkaç yağ lekesi vardı sucuktan dolayı. Yani muhtemelen bundan sonra silikonlu temizleyici almam. Çünkü çok bereketli bir şey. Fiyatı uyguna geliyor böyle düşünürsem. Bayağı bir gidecek çünkü. Böyle bir streç yapıyorum ben üstüne ki hani bir yere bir şey gelmesin. Akmasın diye sonradan. Evet, şimdi bir de böyle katı bir şey arkadaşlar. Şimdi yüzey temizleyicimizi de bundan kullanacağız. Evet, çünkü fayanslara da iyi geliyormuş. Evet, sen de koyacaksın. Şeylere de, laminatlara da. Bunlar şimdi ben yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeter sanki. 7, 4, 8 de koyayım. Tamam. Şimdi onu iyice karıştırayım. Tamam. Ben yerleri süpüreceğim. Eşim de şey yapacak. Sileceğim. Evet, yerleri silecek. Bakalım bu da yerlerde etkili mi? De güzel kokutuyor mu? Leke varsa çıkarıyor mu? Evet. Falan onlara bakacağım. Ama genelde kokularını ben beğendim. Evet. Şöyle mesela yağ çözücü aslında çok böyle şey olur ya. Ağır kokar. Yani mesela evet. O Güldal'ın çok ağır kokuyor. Ama bunlar çok hafif kokuyor. Yani dediğim gibi zaten bitkisel oldukları için şey, öyle ağır bir koku olmaz. Aynen. Ve kokuları güzel. Yani silikonunun kokusunu ben beğeniyordum ama bunların da kokusu çok güzel. Evet, hadi bakalım o zaman. Süpürüp evet. Silerim ben. Evet, bakalım fayanslar da güzel. Bu arada cam sildim içten dıştan ama orayı çekmeyi unuttum. Şöyle diyeyim, çok güzel siliyor. Hani evet. İnsan hani nasıl diyeyim? Yani hiç iz bırakmıyor, bulanıklık yok. Öyle. Ben buranın camını sildim, çok güzel sildi aşkım. Hani hiçbir şey kullanmadım, sırf dropu sıktım, işte o hani fısfıslı olanı. Hiç başka bir şey kullanmadım, tertemiz yaptı. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Bakın böyle mis gibi yerleri de sildi eşim. Böyle mis gibi oldu, mis gibi de kokuyor. Şimdi burası kurusun, biz bunun kapısını kapatacağız. Antreyi şimdi tertemiz yapacağız. Ondan sonra zaten siz devamında görürsünüz. Toz da alacağız. Evet. Arkadaşlar ben şimdi birazdan fırçalarımı yıkayacağım. Bu arada ben bunu hep böyle duru ya da işte böyle şey sabunuyla, kalıp sabunla yıkıyorum. Hani böyle sıcak su tutup şöyle akıtıyorum
kirini birazdan buraları temizleyeceğiz. Ekstra dünden beri hiç temizlik yapmadım. Hani biliyorsunuz biz aslında her zaman su lekelerini siliyoruz. Ama dünden beri yapmadık ki tam belli olsun böyle lekeler gidiyor mu vesaire diye. Ama şunu söyleyebilirim, ben tuvaletin içini temizledim, orayı göstermedim pek uygun olmaz diye. Bizim yaklaşık bir 5 aydır orada böyle bir sarı bir leke vardı. Gitmiyor. Domestos döktüm, ondan sonra karbon atmış, her şeyi denedim. Hiçbir türlü çıkmadı. Ve daha demin hani bakın şunu sıktım. Sırf beklemesi için hani bir sıktım, sonradan temizlerim dedim ve yok oldu. Yani o leke tamamen yok oldu. Ben hala şok geçiriyorum. Yani muhtemelen burayı zaten pırıl pırıl yapacak. Ben şimdi dediğim gibi hemen şunları halledeyim. En çok kullandıklarım bunlar. Ondan sonra buraları temizleyelim. Taşınma için yani hazırlıklarımız için bir şey daha yapalım dedik. Bir şey daha yapalım dedik. Böyle şeyimiz vardı. Hurç mu diyorlar? Evet, hurç böyle. Bunun içine hep kullanmayacağımız, işte misafir gelse bilene çok nadir çıkaracağımız, işte nasıl diyeyim? Yorgan, yastık, kirlent iç kılıfları, evet, falan var. Ekstradan ayırdık misafir için. Misafir inşallah yatak odası düşünüyoruz. Onlar için ayırdık zaten yorgan. Bunlar ekstradan kalanlar. Biraz tombik bir şey oldu ama böyle güzel oldu. Şimdi biraz şu odayı toparlayacağız. Çok dağınık. Bütün süsleri hep kaldırdım evde. Seni göstereyim bari. Şuraları kaldırmayı düşünüyoruz. Bari burası boşalsın. Ve hafta içi birazcık şu odadakileri yani gazeteye sarıp patlara sarmak istiyoruz. Zaten o zaman da çekeriz. Hadi bakalım. Evet, hadi arkadaşlar bakalım. Şimdi şu halı matik vardı ya. Bu arada dehşet güzel bir kokusu var. Yani çamaşır, hani yıkanmış çamaşır olur ya, ondan daha güzel. Gerçekten kokuya bayıldım. Şimdi ondan koydum. Halımı sileceğim. Çünkü kaldıracağım bu halıyı. Bu halı aşırı pis değil. O yüzden bunu hani hemen silip kaldıracağım. Evin diğer halılarını yıkanmaya vereceğiz. Sadece salondakiler ve oturma odasındakini vermeyeceğiz. Çünkü bunlar da yani üstüne hiç öyle çay may hiçbir şey dökülmedi. Pislik yok. Sadece diğerleri. O yüzden şimdi hemen sileceğim yeri, ondan sonra size zaten son halinde göstereceğim. Arkadaşlar mis gibi oldu ya. Bir de hani desenfekte ediyor. Kir falan onları da alıyor varsa. Bir de yani kokusu acayip bir şey. Yani gerçekten şu an o kokusunu size anlatamam. Dehşet güzel. Bakalım bir yerde böyle kirli bir yer bulursa orada da göstereyim. Nasıl hani kirini hani söküyor mu falan filan, onları görün diye. Ama gerçekten çok güzel. Yani koltuklarınız olsun, halılarınız olsun silmek istiyorsanız. Bakın bu arada köpürdü bildiğiniz. Yani halının üstünde de çok güzel köpürdü. Şimdi mis gibi sildim, biraz kurusun. Bunu saracağım. Sonra buraları süpürüp sileceğim. Ondan sonra çamaşırlarım var, onları asacağım. Bu arada şuranın halini görmek istemezsiniz. Göstereyim mi? Yani göstersem... Yok, göstermeyeyim. Sürpriz olsun. Bir zaman sonra burayı zaten yapacağız eşimle. O zaman görürsünüz. Evet. Evet arkadaşlar, dün sulu köfte yaptık. Onu ısıtıyoruz şu an. Evet. Halı da kurusun, onu bekliyoruz. Hı-hı. Şimdi eşim markete gitti. Neler aldım? Evet. Kırmızı sivri biber. Yunus'tan kırmızı sivri biber aldım. Ne kadar? Yarım kilo kadar. Sonra sultanımın yine sevdiği sütaş kaymaksız yoğurt. Aynen öyle. Evet. Allah. Bunlar bir 13.80 kuruş tutmuş. Evet. Sonra Dime gittim. Charleston aldım. 432 kilogram diyor. Yerli muz aldım arkadaşlar. 800 gram. Hı hı. 2 kilo patates aldım. Şöyle. Aa.
Bir de biliyorsunuz tam mevsimi şu anda. Kestane. Evet. Bu kadar. O da. Aynen. Ne kadar tuttu? Sultanım. 26-68 tutmuş. Evet. Şimdi biz sulu köfte yiyeceğiz. Aynen. Onu zaten gösteririz. Bu arada bir yerde kirli bir şey bulmaya çalışıyorum ki size işte halımatik şeyin etkili olup olmadığını göstermek için. Hadi bakalım. Evet. Evet. Görüyorsunuz. Burada bir tane leke bulduk arkadaşlar. Bunu bulduk. Şimdi... Herhalde bayağıdır orada duruyor yani. İlk defa gördük. Evet. Şimdi... Şimdi bir yapalım bakalım. Bakalım gidecek. Ama ben kokusunu çok sevdim bunun ya. Aa. Gitti mi hayatım? Nerede? Nerede? gitti de. Evet arkadaşlar herhalde götürüyor yani. Başka bir yerde var mı sultanım? Bakıyorum. Yorak hemen sildiğim şurada için. Biraz salça yapıyor mu? Yok değilmiş. Çok değil küçük mi? Ama o ya. Bak hayatım bak tam burada bak görüyor musun? Nerede? Bak tam. Dur köpüklü tarafını alayım. Tamam gitmişim hayatım. Köpüklü tarafını. Nerede? Tam ortasında bak. Şu. Ha? Zaten gitti gibi. Şey bir de ama şimdi halının kahverengi şeyleri evet. De griliğine bak burası gri burası gri burası. Evet aa, bak şu da şu mu? Aa bak. Biraz daha yap orayı. Yok etti. Sanki ya alıyor hemen de. Evet ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Aslında nasıl diyeyim? Parlatıcı tabii hani çoğu kişi bak, mesela parlatıcı... Kurumuş. Aa bak kurumuş. Şurayı da alalım. Bütün halıyı sileceğim. Bak burayı iyice yap hayatım. Şey mesela çoğu kişi parlatıcı kullanıyor. Hı. Ama şöyle parlatıcının kokusu çok iğrenç ve ben kullandım da bazen yine yüzeye çıkarıyordum. Evet. Aa bak şurası. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ya gayet kokusu da güzel, şeyi de güzel, gücü evet, de güzel. Evet, temizleme gücü de güzel. Zaten hani böyle bir ürüne zaten az kullanıyorsunuz. Gayet de güzel bir kokusu var. Evet artık hani bunu gösterdiğimize göre videomuzu kapatabiliriz. Umarım videomuzu Evet arkadaşlar Mikrotem ailesine çok teşekkür ediyoruz. Evet ya bundan sonra şu elimdeki olan bütün şu şey ürünleri bitirip ondan sonra sadece Mikrotem'e geçeceğim. Aynen öyle. Yani size bundan de tavsiye sonra, ediyoruz. Evet gerçekten yani sırf hani yolladıkları için değil gerçekten beğendim. Kızım sen de tavsiye ediyor musun? Önüm benim. Şuna ya Allah'ım. Evet yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi evet. Unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.